Aslı Hünel. Hanımların yaşı söylenmez ama sıkı takipçilerimiz sevgili sunucumuzun 40 yaşında evlendim, 5 yılı devirdik sözünü dilinden düşürmediğini iyi bilir. Anne tarafı Arap, baba tarafı Selanik göçmeni olan Melez sunucumuzun 10 parmağında 10 marifet var. Şarkıcılık deseniz onda. Sunuculuğuna şapka çıkartılır. Şimdilerde müzik prodüktörlüğüne de soyundu. Bir de mutfakta harikalar yaratan bir ev hanımı kendisi. Daha ne olsun? Geldim. Selam. Aslı Hanım, biz geldik. Hoş geldiniz. Kızların haberi yok değil mi hala? Gelinlerimizin hala haberi yok. Bu çiçekler sizin için. Ay, teşekkür ederim benim güzel, benim canım ekibim. Tam da evimin renklerine uygun. İşi biliyorsun distes. Aslı Hanım, size konuk olacağımız için çok heyecanlıyım. Valla ben de çok heyecanlıyım. Bu ne acayip bir şeymiş. Tabii ki biz bugün yarışmıyoruz değerli izleyenler ama ne yapıyoruz? Haftanın final gününde biz gelinlere sürpriz yapıyoruz. Dedik ya biz 1000. bölüm haftasını yaşıyoruz. Ona yakışır olsun dedik. Biraz bir farklılık yapmak istedik. İşte ben evimin kapılarını Aslı Hünel'le gelin evi izleyenlerine açıyorum. Gelinlerimle birlikte açıyorum ve ekibimi içeri davet etmek istiyorum. Hadi buyurun o zaman. Mutfakta ben pilav yapıyordum, bir şeyler hazırlıyordum. Aslında onu da birlikte yapalım. Hem de fikir olur izleyenlere. Ne dersin? Ben de bu mis gibi kokular nereden geliyor diyordum. Tabii ki bizden geliyor. Şimdi istersen kapı girişinden biraz bahsedelim. Ne dersin? Çok iyi fikir ama buyurun siz anlatın lütfen. Evet, burada ben böyle bir tırnak kullandım. Yani bu evde çok enteresan şeyler göreceğiz bugün. Gold, gümüş, efendim hani böyle ahşap dediğimiz ağaç desenler. Efendim farklı kombinasyonlar göreceksiniz. Yani bunun adı fütüristik aslında. Şu tırnak da bu girişte görünen objeler de fütüristik bir tasarım. Anladığım kadarıyla enerjiyle de ilgileniyorsunuz. Orada çok güzel bir ametist taşı görüyorum. Evet, bu benim kaç yıllık ametist taşım. Bunu topraklamak lazım, toprağa bırakmak lazım, yıkamak lazım. Ama biz genelde bunu yıkıyoruz. O sebeple bu çok iyi geliyor bana. Çok özel bir taş. Yakından incelemek ister misin? İsterim tabii ki. Gel şu içindeki dokuya bak. Dışı da çok özel bir taş. Bu böyle bir yerden çıkmış. Şöyle eğileyim şu çiçeği de alayım. Bakar mısınız? Yani bu tamamıyla doğada yetişiyor gibi bir şey aslında bir bakıma. Asla bozulmadan çıktı. Bu şekilde de ben evimin girişine koymayı uygun buldum. Çok yakışmış. Bu arada buralar portmanto. Tanıştırayım. Çok memnun olduk. Ben de buyurun. Aslı Hanım'ın salonunda avantgard ve fütüristik tarz dengeli bir şekilde harmanlanmış. Modern avantgard kadife oturma grubu, ham deri kolçak detayları ve altın varak ayaklarıyla dikkat çekiyor. Oturma ve yemek bölümü arasında bizon turuncu kombinli berjerler, altın ve gümüş ayaklı fütüristik sehpalarla hoş bir alan tasarlanmış. Pelesenk kaplama, altın varak tablolu konsol, fütüristik kulplarıyla çok şık. Aslı'nın salonuna lacivert kadife berjerlerle renk katmış. Altın varak tablolu televizyon ünitesi, alışılagelmişin dışında formuyla hayli farklı bir tasarım. Aynı şekilde 3 ayaklı venge sandalyeler de sıra dışı bir tasarıma sahip. Yaprak varak kaplamasının koyu renk damarları sandalyelerle çok şık kombinlenmiş. İşte Aslı Hanım'ın akşam eve girer girmez kendini emanet ettiğini tahmin ettiğimiz salonun baş köşesindeki masaj koltuğu. Pencerelerde manzarayı kapatmamak adına fon yerine sadece düz beyaz tül perde kullanılmış. Son olarak buzul sarkıtlardan esinlenilerek tasarlanan kristal avize ve kartal formundaki avizenin farklı tasarımlarıyla göz aldığını belirtip sözü Aslı Hanım'a bırakalım. Uzun zamandır bu kadar farklı dekorasyona sahip bir salon görmüyorduk. Ya ne güzel. Bunu hissettirebildiysem ne mutlu bana.
Dedim ya işte biraz farklı tasarımlar göreceğiz bizim evde. Evet işte avantgard bir mobilyam vardı benim. Dedim ki değişiklik olsun. Hem izleyicilerimize değişiklik olsun. Hem de benim de biraz havam değsin diye. Avantgard mobilyalardan biraz koptum. Şimdi daha işte biraz önce söylediğim gibi bugün sıkça konuşacağımız fituristik tarzı şu anda görebiliyoruz. Bak burası da böyle başka bir şey. Yani burada başka tarz görüyorsun. Şu küçük, şu karşıda bambaşka renklerle patlattım. Ünite daha farklı. Bu arada şunu görüyorsun değil mi? İnanın şu an masaj yaptırmamak için zor duruyorum. Ya evet. Aynen öyle. Bu şöyle bir şey. Buraya oturuyorsun bir güzel. Ay dur gelinlerden birini oturtalım geldiklerinde. Bu bir güzel masaj yapıyor, bir güzel masaj yapıyor. Sanki iki tane balili içeri girmiş böyle seni her yerden kavruyor. Ayak ucundan başına kadar masaj yapıyor. Bu da gerçekten evimin baş köşesinde gördüğün gibi. Çünkü ben masajı çok seviyorum. Yani bence yeter. Bu arada avizemi nasıl buldun? Çok güzel. Bak iki tane farklı tarzda avize göreceksiniz. Ben aslında bu salonda normalde burada da bir avize olması gerekiyordu. Ama ben bunu yeterli buldum. Bunun yerine böyle bir lamba der, küçük bir lamba yeterli olacağını düşündüğüm için buraya lamba taktırmadım, avize taktırmadım, kapattım. Zaten televizyon izlerken de biraz loş olmasını tercih ettiğimiz için bence şu ikisi şimdilik buraya yeterli olduğunu düşündüm. Sen ne diyorsun? Loş ışığı ben de çok severim. Evet, bir de bolca mum göreceksin bizim evde. Çok seviyorum çünkü mumlara bayılıyorum. Şimdi nereye gidiyoruz? Vallahi mutfağa en son gidelim istersen. Çünkü mutfakta kalacağız. Mutfakta kalacağız, bir şeyler yapacağız. Şöyle bir hani herkesin merak ettiği bir giyim odamı bir görelim. Sonra mutfağa geçelim. İşte herkesin en çok merak ettiği yer Aslı Hanım'ın giyinme odası. Sunucumuz hem her şeyin göz önünde olması için hem de daha fazla depolama alanı sağlamak adına açık raf sistemi tercih etmiş. Ay. Kameramanlarım çok zorlanıyor tabii, ne yapsınlar, çok haklılar, o kadar kalabalık ki. Hemen şöyle ben onları kurtarayım. İşte burada gördüğünüz gibi benim tuvaletlerim efendim. Hemen bir tanesini göstereyim. Bakayım şöyle elime bu geldi. Yine bir konserimde giymiştim bunu. Bakın sadece belinde şöyle bir şey. Indigo rengi. Evet böyle bir tuvalet. Ay. Bütün efendim işte üst giyimler burada. Tişörtlerim var. Bakayım burada var mı onlardan size göstereyim hemen. Şöyle bakın mesela bu fotoğrafı ben çektim. Ve tişörtün üstüne. Evet. Şimdi bence burası bu kadar yeter ya, ne dersin? Ev sahibi sizsiniz. Zaten mutfağa gitmek için çok sabırsızlanıyorum. Hadi. Çok işim var. Kızlar dışarıdan gelecek. Hava biraz da soğuk. Ben dedim ki yani isteyen kahve içsin, isteyen bitki çayı içsin. Hatta ben onların efendim tariflerini vereyim istedim. Hani kendim ne içiyorsam, ne kullanıyorsam onu yapmak istedim. Bitki çayı yapacağım. Çok güzel, çok özel bir şey. Onun dışında pilav yapıyordum ya, hani pilav böyle hani özel bir pilav. Onu yapacağım. Gel onun da tarifini vereyim size. Hadi bakalım. Dur ışıkları kapatayım. Elektrik. Aslı Hanım'ın mutfağı hayli geniş ve ferah. Mutfakta dikkatimizi ilk çeken en değerli ağaçlardan biri olan maun dolaplar. Gerçek ahşap olan bu dolaplar kızıl kahverengi dokusuyla çok şık görünüyor. Açık renk ara fayans ve tezgah gayet ferah bir görünüme sahip. Aslı Hanım beyaz eşyalarını inox renginde alarak bütünlük sağlamış. Ayrıca renk olarak yemek masasıyla da çok uyumlular. Gri berjerler farklı tarzlarıyla dikkat çekiyor. Aslı Hanım berjerlerin üzerindeki kırlentlerle masasının runner'ını kombinlemiş. Dore detaylara sahip lame konsol, inox rengi beyaz eşyalarla uyum içinde. Tavan aydınlatması oldukça şık, mutfağa da çok yakışmış. Ayrıca LED kullanılması da ışık dağılımının eşit olmasını sağlamış.
Son olarak mutfağın ferah ve kullanışlı olduğunu belirtip sözü ev sahibi sunucumuza Aslı Hünel'e bırakıyoruz. Mutfaktayız. Valla mutfak mı oturma odası mı tartışılır? Evet ya, sorma, oturma odası gibi değil mi? Salon gibi. Baksana. Dedim ya, klasik mobilyalarım vardı benim daha önce. Ay şuradan dış ses ışığı açsana. Tam arkanda, kapının yanında. Heh. Bir daha bas. Evet, daha iyi oldu değil mi Işık? Ne dersin? Çok daha iyi oldu. İşte söylemiştim ya sana, daha önce avantgard bir mobilyam vardı benim. Mesela bu sandalyeler oradaydı. O sandalyeleri yemek masamın sandalyesiydi, buraya koydum. Oradaki konsolu, çünkü mutfağım inanılmaz geniş olduğu için, getirdim buradaki televizyonun altına. Bir güzel yerleştirdim. Çünkü tabaklarım, çanaklarım benim çok fazla. Çünkü burası yaşayan bir ev. Yemek yapmayı da çok seviyoruz. Yani demek oluyor ki değerlendirilecek ne varsa ben bu evde her şeyi değerlendirdim. Yani salondakiler, aa işte salonu almış buraya koymuş da diyebilirler ama biz burada inanılmaz fazla vakit geçiriyoruz. O sebeple bence burası hiç fena olmadı. Sence nasıl olmuş? Gayet güzel olmuş. Ayrıca berjerlere de bayıldım. Ay oturdum bak. Oh vallahi televizyonum orada. Tak burada kahveler, çaylar. Görüyorsun ki semaverde yapıyoruz çayı. Sizin için de demledim. İşte buzdolabı burada. Ki buzdolabı var, söylemesi ayıp. Ne yapayım ya, ne yapayım? Çok seviyoruz. Yemek bizim işimiz. İki buzdolabının içini de yaptığınız ikramlarla mı doldurdunuz? Ya estağfurullah işte, ne yapayım, hani siz geleceksiniz ya, biraz bir şeyler yaptık tabii. Hadi başlayalım, geç kalmayalım, şimdi kızlar gelir, ne dersin? Hadi hemen başlayalım. Hadi o zaman başlıyoruz.